Polen Ege'den mutlu günler değerli izleyiciler. Bugün yine canlı yayınımızın başındayız ve çok değerli konuklarımızı ağırlıyoruz. Yarım saat sürecek, hemen su gibi akıp geçecek programımızı başlatalım. Bugün yine çok ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konuda sohbet edeceğiz değerli konuklarımızla. Ben önce konuklarımızı takdim edeyim size, ardından da bugünkü konumuzdan bahsedelim. Öncelikle Sayın Aysun Demirdöğen bugün stüdyo konuğumuz. Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi'nin değerli profesyonellerinden biri. Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi uzman yardımcısı kendisi. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ardından da Ege Üniversitemizin değerli hocalarından birini yine konuk alıyoruz bugün. Sayın Profesör Doktor Murat Pehlivan stüdyomuzda. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Siz de hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Öncelikle neden bugün bir aradayız? Biraz bahsedelim. Ege Üniversitesi Ebiltem Teknoloji Transfer Ofisi olarak girişimcilik birimimiz bir etkinliğe başladı ve biz bu etkinliğin yeri olarak da tam da olması gereken yeri aslında belirledik. İDEG Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin ilk binası İnci Binası'nda her Perşembe Mart ayı itibariyle bir etkinliğe başladık değerli izleyicilerimiz. Perşembe günleri saat 17.30 civarı başlıyor ve konunun akışkanlığına göre de 1-1.5 saat civarında zannediyorum sohbeti açıyor ve böylelikle devam ediyor bu etkinlik. Her Perşembe ne yapıyoruz? Sanıyorum ki özellikle öğrencilere yönelik olduğu için öğrenci kantinlerinde, kafeteryalarında da öğrencilerimiz görmeye başlamışlardır bu etkinliğimizin afişlerini. Bu haftaki afişlerde yerini aldı dediğim gibi. Puf Atölye etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz her Perşembe bundan sonra. Puf Atölye çok ilginç bir isime sahip. Şimdi soracağız, puf nereden geliyor, nasıl bir pufu kastediyoruz acaba bununla diye ve etkinliğin tabii ki ayrıntılarını bugün paylaşacağız ve değerli Murat Pehlivan hocamız da bu etkinliğin konuşmacı olarak katılımcılarından diyelim. Geçen haftaki atölyede de kendisi ders verdi ve nasıl geçti kendisinden de izlenimlerini alacağız. Aysun Hanım'a soralım, puf atölye neden puf atölye? Aslında isim konusunda epey bir farklı fikirler çıkmıştı içimizden. Ancak gerçekleştirdiğimiz alan İDEG'nin içerisinde bulunan Kuluçkalık bölgesi. Yani Kuluçkalık bölgesi böyle şirketlerin gelip kendi gelişim süreçlerini tamamlayabilecekleri ya da fikir olarak gelip kendinizle ilgili şirketleşme sürecinizi orada geçirebileceğiniz bir bölge. Ve bu bölgede de puflar var. Eğlenceli bir yer. İşte kare tahtamız var. Yazı yazabileceği, kendi çalışma alanını yapabileceği. Farklı isimler içerisinden o zaman neden puf atölye olmasın ki? Yapılan çalışmalar sonuçta bir atölyeyi gerektirecek, atölyede olacak ve puflar üzerinde olacak, yani puflara oturarak rahat bir ortamda olacak ve biz derslerimizden belki öğrenci olarak çıktığımız zaman rahat bir ortamda farklı şeyler öğreneceğiz diye ismini bu şekilde belirlemeye karar verdik. Evet. Hem mesai sonrası hem okul dersler sonrası akşamüstü saatlerinde hakikaten rahat bir ortamda ve atölye çalışması şeklinde ilerleyen bir sisteme sahip anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Zaten tahmini saat 5 gibi derslerin hem hocalarımız için hem de öğrencilerimiz için bittiğini tahmin ederek 17.30-18.30 aralığında, yine dediğiniz gibi atölyenin uzunluğu konusuyla alakalı değişken bir saat aralığında biraz eğlenceli, biraz bilgilendirici atölyeler olsun diye böyle bir çalışma yapıldı. Tabii değerli hocamız da bu anlamda bir katkıda bulunabilir diye düşünüyorum hakikaten hoca görüşüyle. Atölye çalışması biraz daha Aysun Hanım'ın da ifade ettiği gibi bilgilendirirken eğlendiren de aynı zamanda interaktif bir katılım da gerektiren, öğrenciyi işin içine daha çok dahil eden bir çalışma. Siz bu tarz çalışmaların alternatifleri ya da avantajları konusunda neler düşünüyorsunuz? Şimdi ben biraz eskiye gitmek istiyorum. Belki çok eskiye gitmiş olacağım, yaşım ortaya çıkacak. Benim en çok zorlandığım ders psikiyatri olmuştu. Çünkü psikiyatride ezberlemek gerekiyordu bazı konuları ve ben ezberleyemeyen bir insandım. Biraz da o sırada bir şeyi fark ettim. Öğrenmenin 3 altın kuralı vardı. İlgi, dikkat, tekrar. Öğrencilerimize biz ilgi duyacakları konuları önlerine koyarsak ya da onları çekebilirsek dolayısıyla öğrenmeye başlayacaklar. Farkında olmadan öğrenmeye başlayacaklar. Bence puf atölye ilgi çekip
dikkati toplayıp farkında olmadan öğrenmeyi sağlayan ama bunu yaparken de eğlenerek öğrenmeyi, birlikte paylaşarak öğrenmeyi, tartışarak öğrenmeyi sağlayacak çok rahat bir ortam olacak olduğunu da düşünüyorum. Çünkü ilk deneme çok başarılı geldi bana. Katılım sayısı azdı belki ama öğrencilerin yüzü gülüyordu, gözleri parlıyordu. Bu benim çok hoşuma giden bir durum. Evet. Aslında hani 3 kişi, 5 kişi, 10, 15 yani ne kadar katılımın olduğu zannediyorum ki burada bir kriter değil. Biraz sonra ben Aysun Hanım'a da onu sormak istiyorum. Sizin ifade ettiğiniz gelenlerin gözlerindeki o parıldama herhalde istenen, amaçlanan son nokta. Biz yayın öncesinde de sohbet ederken zaten kuluçkalık da yapıldığı için bu etkinlik çok da fazla bir katılımcı sayısını kaldıracak bir ortam müsait olmadığı için ve interaktif de bir katılım söz konusu olması gerektiği için örneğin yarınkinden örnek vereceğiz. Yarın gerçekleşecek olan Puf Atölye'den birebir uygulamaya yönelik bir çalışma ve tabii ki sayının az olması aslında daha istenen bir şey değil mi? Hani bu konuda biz özellikle başvuru açmıyoruz. Aslında duyan gelsin istiyoruz. İlgisi olan gelsin. İşte bir şeyler varmış burada. Her perşembe bir şeyler dönüyormuş ya da ben de acaba bir şeyler öğrenebilir miyim? Zihniyle orada bulunsun istiyoruz. O yüzden herhangi bir başvuru almıyoruz. Ama dediğiniz gibi 60-70 kişilik bir kitlenin orada bulunması ortamın zaten belli bir boyutta olmasından ötürü sıkıntı olabilir. Bununla ilgili de söyleşilerde bazen konuşmacılarımız kendi kitlesini de eğer getirirlerse diye alternatif soruyoruz. Yani sizin tahmininiz nedir? Katılım kalabalık nasıl olacaktır? Eğer kalabalık olacaksa söyleşiniz. Çünkü atölye içerisinde uygulamanın yanında bazen direkt söyleşi sohbet tarzında geçen çalışmalar da oluyor konuyla alakalı. Ona göre alternatif içeride yerlere dahil etmeye özen gösteriyoruz. Ama mesela yarınki atölyemizde çeşitli uygulamalarda yani hatta ismi de şimdi söylesem mi bilmiyorum ama söyleyelim de. Söyleyelim. Teraryum atölyemiz var. Teraryumla ilgili belki ayrıca bir dipnot da geçebiliriz. Evet evet. Çünkü bununla... benim çok ilgimi çekti hakikaten. Ben yine böyle araya gireceğim ama çok heyecanlandım. bilmiyorum benim cahilliğim belki. Çok da fazla duyduğum bir şey değildi. Teraryum uygulaması. Hakikaten çok ilginç. Araştırınca da, sizlerle konuşunca da ben de orada olmak istiyorum diye düşündüm. Biraz bahsedelim mi? Teraryum nedir? Girmişken o zaman oradan ben devam edeyim direkt. Teraryum aslında yurt dışında çok fazla hani dekorasyon amaçlı uygulanan bir sistem. Bunu nereden biliriz biz? İşte balık besleyenler ya da çeşitli sürüngen besleyenler. Yani kendilerine ait bir kertenkelesi bilmiyorum okulda olan var mı ama kertenkelesi olanlar bilirler. Akvaryumların ya da belli ortamların onların yaşamlarına uygun hale getirilmesi için yapılan düzenlemedir teraryum. Ancak yeni furya şeklinde oluşan durumda bunu dekorasyon amaçlı kullanan kişileri görüyoruz biz. Yani fanusları ya da kavanozları ki bizim uygulayacağımız yerde kavanoz olacak. Fanusları ya da kavanozları yaşanılabilir ortamlara çevirip ama minik normalde yaşamayan insanları yerleştirerek kurgusal olarak çeşitli dekoratif ürünler yapmak. Teraryum bundan ibaret esasen ve biz İstanbul'da yeni yeni başlayan akımı öğrencilerimizle de paylaşmak ve bunu uygulatmak istiyoruz. Tabii kavanoz bizden olacak biçimde. Ha öyle mi? Tabii. O da güzel ama herhalde kendi ortamlarını yaratacakları daha büyük fanuslarını falan da eğer hani taşıyan olursa da getirebilir. Neden olmasın? O zaman kendilerine daha güzel bir dekoratif ürün elde etmiş olabilirler. Evet, evet. Çok ilgi çekici. Hocam siz ne dersiniz? O kadar yenilikçi bir çalışma olarak görüyorum ki ben. Yenilikleri takip ediyoruz. Yurt dışındaki ve Türkiye'deki çeşitli yeni uygulamaları burada Ege Üniversitesi'nin pırıl pırıl öğrencileriyle paylaşıyoruz. Benim bu konuda bir görüşüm, bir düşüncem daha var. Şimdi hepimizin içinde belki de bir dahi saklı. Bir yerlerde gizli. Bizim o cevheri keşfetmemiz lazım. Onu ortaya çıkarmamız lazım. Bunun için de derslerle, konularla o insanları, o öğrencileri sınırlamayıp onların kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri, öğrenirken de yaratıcılıklarını ortaya çıkartabilecekleri ortamlar sağlamalıyız. Belki de burada Aysun Hanım bahsettiği teraryum konusu da öğrencilerin kendi kendine bir şeyler yapmaya başladıkları, kendi yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya başladıkları bir başlangıç olacak.
Bir diğer yandan da ne kadar çok ilgi duyarsak, ne kadar çok öğrenirsek, farkında olmadan da bu öğrendiklerimizi birbirine bağlayıp yenilikler, inovasyonlar, belki gözümüzün önünde duran ama farkında olmadığımız bir takım hayatı kolaylaştıran çözümleri bulmaya başlayacağız. Bence yine başta söylediğime dönüyorum belki ama bu fotölye burada çok güzel bir başlangıç. Çok güzel bir girişim modeli gibi düşünebiliriz. Çünkü öğrencilerimizin içinde sakladıkları o yaratıcılığı çıkarmak için muhtemelen fırsat. Çok güzel bir fırsat. Başlangıçta görmeyeceğiz. Bir anda her şey olmayacak. Evet. Ama yavaş yavaş ilgi duyan öğrenciler bu konuda bilgilendikçe, bilgileri birbirine bağladıkça bence çok yaratıcı şeyler çıkarmaya başlayacaklar. Bugün teraryumla başlarız. Yarın çok daha sıra dışı, hiç akla gelmedik yeni akımlar bile başlatabiliriz belki de. Evet. Ha, o kadar ilginç konular işleniyor ki hakikaten hocam. Ben hemen sizin konunuza da gelmek istiyorum. Geçen hafta Perşembe yine çok ilgi çekici bir konuda siz konuştunuz. Yer çekimsiz ortamda nasıl yaşanır? Nasıl yaşanır? Şimdi zaman zaman canım hiçbir şey istemediğinde YouTube videolarını ya da benzer videolar açarım. Çoğu kimse müzik dinler ya da hani eğlence, komedi tarzı şeyler dinler. Ben de bazen fizikle ilgili şeyler çıkar karşıma. O sırada NASA'nın uzay aracındaki bir yaşamla bir bölümünü seyrettim. İlgimi çekti. Nasıl tıraş olunur gibi bir şey çıktı diye hatırlıyorum. Ondan sonra baktım başka videolar da var. Bütün videoları topladığımda inanılmaz bir farklı düşünce çıktı. Farklı bir yaşam şekli çıktı. Çünkü yerçekimsiz ortamda mum alevinin bile bildiğimiz gibi yanmadığını, suyun dahi kaynayamadığını öğrendim. Ve bunları derleyip ilk önce yerçekimsiz ortamda canlılar nasıl yaşıyor? Mesela hani kediler dört ayak üzerine düşer diyoruz ya, düşemiyorlarmış. Evet. Çok az yer çekimi olduğunda gerçekten dört ayak üzerine düşmeye başlıyorlar yine. Tabii işin eğlenceli kısmıydı bu. Sonra kimyada ya da fiziko-kimyada neler oluyor? Daha sonra bir insan yer çekimsiz ortamda nasıl yaşar? Günlük yaşamını nasıl idame ettirir? Bunların videolarından derlediğim bir sunum yaptım ya da bir eğlenceli video gösterisi yaptım diyebilirim. Bir saat, bir buçuk saat kadar sürdü. Tamamen ilgilenmekten, meraktan kaynaklandı. Ben de bunları hazırlarken bir bakıma öğrenmiş oldum. Evet. Öğrenciler de hem öğrendiler hem de bilgilerini pekiştirdiler diye düşünüyorum bazı konularda. Hem de eğlendiler. Bu tamamen ilgiyle alakalı bir şey. Siz özel bir ilginizden yola çıkarak bu konuda bir çalışma ortaya koydunuz ve bunu paylaştınız öğrenciler. Biraz da tesadüfi oldu. Tabii ki ilgim vardı ama o anda karşıma çıkmasaydı tesadüfen o video... O çağrıştırdı ve arkasını getirdi. Evet. Yani öğrendiğimiz çok ilginç konular oldu gerçekten bu atölyede. Öğrencilerin de, gelen öğrencilerin de gözlerinden anlayabiliyordunuz gerçekten mi? Allah Allah, niye böyle oluyormuş? Veya hastalanacağımızı mesela hiç belki tahmin edemeyiz. Hocamızın söyledikleri doğrultusunda aslında yerçekimsiz ortamda da farklı rahatsızlıkların çıkabileceğini öğrendik bu durumla alakalı. Örneğin göz küresinin düzleştiği, retinada çakmalar tarzında ışıklar göründüğü, optik sinirde kalıcı ödem olabildiği. Kendi bilim dalınızla ilgili de tabii birçok ayrıntı yakalamışsınızdır. Yani bu hakikaten yer çekimine ne kadar muhtaçmışız bunu da gördük bir bakıma. Kesinlikle. Gerçekten çok zormuş yer çekimsiz ortamda yaşamak. Eğlenceli belki ama. Evet, yani kısa bir süreliğine olabilir değil mi? Evet, bir süre deneyimlenebilecek bir süreç ama uzun süre hakikaten zor diye düşünüyorum. Nasıl oldu katılımlar? Karşılıklı sohbet şeklinde katılımcılardan yorumlar nasıl oldu diye soracak olursam? Bir saat 15 dakika kadar sürdü. Soluksuz izlediler. Soluksuz herkes izledi. Arada yüzlerine bakıyorum, durdurup ya da arada ne olduğunu anlatıp, çünkü bazı videoların dili yabancı diliydi, İngilizceydi, anlamamış olabilirler diye düşündüğüm için anlattım. Ama bazı yerlerde sıkıldıklarını fark ettim ama çoğunlukla gülüyorlardı, gözleri parlıyordu ve ondan sonra da
bittiğinde de çeşitli sorularla pekiştirdiler, anlamadıkları şeyleri tartıştılar. Bence çok yararlı, çok faydalı oldu. Kesinlikle. Bu tartışma ortamı da birçok soruyu doğurmuştur. Tamamen şimdi, bir beyin fırtınası. Tabii öğrenilen her şey yeni sorular da ortaya çıkartacaktır. Merak uyandıracaktır. Zaten biraz da puf atölye ve özellikle birinci ve ikinci sınıf öğrencilerini hedeflemenin de bir maksadı bu. O merakı uyandırdığımız zaman, o cevher çıkardığımız zaman kendi kendine sanki bir barutu ateşlemiş gibi, fitil ateşlemiş gibi yanıp gidecektir. Öğrencilerde biz bunu başlatırsak hele çok mutlu olacağız. Kesinlikle. Zaten orta öğretim hayatından, o tempodan bir üniversite yaşamına geçmiş olmak ve üniversite yaşamıyla ilgili o ilk birinci, ikinci sınıfta o fikirlerin edinilmeye başlıyor olması ve daha uygulamaya yönelik, daha merak etmeye, sorgulamaya, araştırmaya yönelik bir eğitim olduğunun da onlara belki bu tarz atölyelerle vurgulanıyor olması hakikaten önemli. Bu noktada da yine çok işin merkezinde diye düşünüyorum ben bu atölye. Ve birinci, ikinci sınıflar dedi hocamız. Hani bunu çok böyle özellikle birinci, ikinci sınıflar gelsin diye tabii ki biz aslında biraz alt metinde istiyoruz ama tabii ki bütün öğrencilerimize açık. Ve şöyle bir sloganla yola çıkıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Akşamüstü okuldan çıktığınızda kafelerde bir araya geliyor. Belki bu tarz şeyleri de konuşuyor olabilirsiniz. Hayatı sorguluyor olabilirsiniz. Bunu gelin İnci binasında gerçekleştirelim. Bu Kuluçkalık'ta yapalım, birlikte yapalım. Ve herhalde bu Fısıltı Gazetesi yoluyla bu ay yeni başladı çünkü Mart ayında. Evet. Ve yaptıkça da her perşembe orada buluştukça da yeni katılan öğrencilerle, aramıza yeni katılanlarla bu herkesin birbirine duyurmasıyla herhalde bir çığ gibi büyüyecek. Aslında şu detayı da geçeyim özellikle. Atölyeler belki birçok kişinin ücretli olarak Böyle tabii, var değil mi? Ücretli yapılan atölyeler ücretli normal şartlarda ama bizim yapılan atölyemiz ücretli değil. Yani ücretsiz olarak gelip faydalanabilecekleri atölyeler. Kampüs içinde çok rahat ulaşılabilecek. Kesinlikle. Kampüs kolay. Çarşısında İnci binasında. Tabii. Hani çok gitmek isteyip de sırf ücreti var diye gidemediği atölyeleri gene bu atölyede bulabilme şansları olacak ki biz de konuları belirlerken öğrencilere ne olsun isterdiniz? Ya da yeni furya neler var? Yani ücretli olup da belki bizim de birilerini bulup gerçekleştirebileceğimiz bir şeyler varsa ücretsiz olarak belki de faydalandırabiliriz diye bu konuda elimizden geldiğince iyi konuları seçmeye öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Evet, öğrencilerle birlikte onların da katılımı çok önemli dediğiniz gibi. Onlar takip ediyorlardır ve ulaşamadıkları bu tarz ücretli aktivitelerde olmuş olabilir dediğiniz gibi onlara ulaşıp onları buluşturabiliriz diye düşünüyoruz dediniz. Kesinlikle. Zaten bu konuda girişimcilik elçi programında bulunan elçiler de bize yardımcı oluyor. Acaba elçilerimiz bunun neresinde diye elçilerimiz tam aklımdan bu olayın burasında. Ki her ay bir hafta yapılan atölyeyi kendileri yürütecek biçimde, kendileri tasarlıyorlar. Bu konuda da İlerleyen dönemlerde çeşitli atölyelerimiz de var kendilerine biraz vereceğim. Böyle herhalde değil mi? Şey yapalım yani arkadaşlarımıza da desteklerinden ötürü. Evet kesinlikle. Girişimcilik elçileri programı hakikaten değerli öğrencilerimiz bize çok fazla destek oluyorlar. Etkinliklerimizde çok fazla yer alıyorlar, birebir çalışıyorlar. Çok fazla ilgileri var. Zaten çoğunlukla bu konularda girişimcilik, inovasyon, bu konularla ilgilenen öğrencilerimiz EBİLTEM'le sıkı ilişki içerisindeler. Onların da adını tabii anmadan geçmeyelim. Hocam girişimcilik elçilerinden bahsetmişken biraz da girişimcilik programımız Meriç'te MEGE'den de siz buradayken bahsedelim. O da tamamıyla bu konuya yönelik bir çalışmaydı. Girişimciliğin teşvik edilmesi, bu konudaki çalışmalarda farkındalık yaratılması. Siz onun da bir parçası oldunuz. Doğrudur. Değil mi? Bu benim için çok sıra dışı bir tecrübeydi. Evet. Keşke yıllar önce bunları böyle bir eğitim olsaydı, böyle bir kurs olsaydı ben gerçekten çok faydalandım. Ancak ne yazık ki geçen sene yaşayabildik bunu. Tabii dediğim gibi en başta da söylediğim gibi içimizdeki o cevheri çıkarmamız lazım. Ve onu çıkartacak da hangi yol, hangi yöntem varsa onları kullanmamız gerekiyor. Bir diğer yandan da biz bilim alanlarını kendi içimizde sınırlamışız. Bu benim konum, şu senin konun, öteki onun konusu diye
sınırlamışız. Başka konuda çalışmam. Başka konuda çalışamayız demişiz. Oysa ki gerek Pufatöl'e gerek Meristem ya da diğer inovasyonla ilgili eğitimler, uygulamalar farklı branşların birlikte bir araya gelip farklı alanların bir araya gelip yenilikler üretmesini sağlayabilir. Hı hı. Örneğin ben tıp okudum. Biyofizik alanında doktoramı yaptım. Elektronikle uğraşan bir kişiyim. Ama ben pazarlamanın ne olduğunu Meristem'de öğrendim. Oysa konuya da ben girmem demediniz. Girmem demedim ama pazarlamanın keşke ne olduğunu yıllar önce öğrenseydim. Hayatımı çok daha farklı şekilde programlayabilir ya da yönetebilirdim belki de. Bu nedenle bazı temel konuları, bazı temel bakış açılarını çok erken dönemde öğrencilerimize farkında olmadan, onlar hissetmeden vermemiz lazım. O nedenle bütün öğrencilerimizi ben bu tip etkinliklere katılmalarını, kendilerini bu benim alanım değil, bu benim konum değil deyip mutlaka hani fikir sahibi olmaları için dahi bir araya gelmelerini ve katılmalarını istiyorum, diliyorum. Tabii ki kafeteryada gidebilirler, tartışabilirler, farklı sosyal faaliyetlerde de bulunabilirler. O da ihtiyaç. Ama bunu da ihmal etmemeleri gerekir. Bir bütün olarak düşünürsek, bu da üniversite yaşamının gerçekten bir parçası olmalı. Eğlenceli bir parçası. Çok doğru. Ve biz öğrendiklerimizi yaşamın eğlenceli bir parçası haline getirirsek, verim de mükemmel artacaktır bence. Kesinlikle. Yani sınır koymamak lazım herhalde. Evet. Kesinlikle. Bir de öğrendiklerinizi nerede gerçekten uygulayacağınızı bilemiyorsunuz. Hiç tamamen olmaz. Farklı alanlarda öğrendiğiniz şeyler hayatınıza bambaşka bir yerde karşınıza çıkabiliyor. Hı hı. Ve kendi mesleğinizle alakalı da belki kullanım şansınız olabiliyor. Evet. Yani bu konuda da hocamızın da dediği gibi atölyelere ve diğer etkinlikleri mutlaka bekliyoruz. Özellikle şimdi Puf Atölye'den bahsederken belki izleyicilerimiz demiştir neden Meristem Ege'ye geçiş yaptın. Ama ben hocamızın hakikaten o ne kadar mesleğinin doruğunda bir hocamız olsa da öğrenmenin yaşı yoktur. Ben bundan sonra da kendimi geliştirmeliyim bakış açısını hakikaten öğrencilerimizin, izleyicilerimizin tekrar tekrar duymasını istediğim için o konudaki yine görüşlerini almak istedim. O da hakikaten hemen onu alıp geri dönüşünü yaptı. İsterseniz son 5 dakika biraz izleyicilerimizle paylaşalım. Bundan sonraki konular neler? Hı. Aklınızda olduğu kadarıyla ben biraz notlarımı aldım. Böyle ufak ufak bahsedelim nasıl olacak, neler bekliyor bizi diye. Şöyle söyleyeyim o zaman. İlgi çekici olabilecek belli konuların yanında bilimsel açıdan da değerlendirilebilecek konular var. Uygulamalı konulardan mesela Nisan ayı içerisinde pinhole tekniğiyle fotoğraf çekme var. Yani bir kutunun içerisindeki delikten çeşitli fotoğrafları yakalayabilme ve o kutu yapısını da zaten birlikte yaparak öğrenme gibi. Bununla birlikte mesela kahve ve patent gibi aslında teknik konularla da alakalı öğrenebilecekleri atölyelerimiz olacak. Hocamızın atölyeleri olacak. Kendisi de hatta bu atölyelerden direkt bahsedebilir. Böyle direkt diyelim şey hemen. Yapalım bu tarafa doğru. Şimdi ilk defa bu konular gündeme geldiğinde düşündüm neler anlatabilirim diye. Oldukça da kalabalık bir liste gönderdim galiba. 40 ya da 50'ye yakın konu belirledim. Daha doğrusu önerdim. Bunlardan bazıları birleştirildi. Şimdi gelecekte, yakın gelecekte mikrodalga fırınlarla ilgili ya da cep telefonlarıyla ilgili Puf Atölye çalışmalarımız olacak. Sanıyorum Haziran ayındaki programda kesinleşmiş olmayabilir. Enerji yoktan var edilebilir mi, edilemez mi konusunda. Devir dahil makinaları ve serbest enerji uygulamaları gibi. Hani ilgi duyacağımız, biraz kafayı karıştıracak, yeni sorular oluşturacak. Belki çözüm olmayacak. Hani sorunun cevabı yok belki de. Ama en azından acaba şu da olur mu, bu da olur mu diyebileceğimiz beklemiyoruz değil mi? Merak uyandıracak konular da var. Bazıları kesinlikle öğretecek, şu şudur, bu budur diye kesinlikle bilgi verecek konular da var. Dediğim gibi amacımız öğrencilerde o merakı uyandırıp hani
bunu belki zehir diye tabir etmek kötü olabilir ama bir tür zehiri aşılayıp evet. ondan sonra onun vücuda dağılmasını, düşüncelere dağılmasını sağlamaya çalışmak. Evet. Bunlar da benim seçtiğim öğrencilerin ilgisini ilgi duyabileceği konulardan bazıları. Yani şunu da dalgayla ilgilendim ben bu arada. Evet. Yani şunu da ekleyelim mutlaka. Seçilen tüm konuları süreçlerle ilgili en uygun olabilecek yerlere yerleştiriyoruz mesela. En son yapılan kadın mühendis olmak kadınlar gününe yakın bir dönemde yapılmıştı. Evet. Hocamızın matkap nasıl çalışır diye bir konusu var mesela. Özellikle öğrencilerimizin taşınma döneminde olacak bir konumuz, bir atölyemiz. Bununla birlikte ev eşyalarının düzenlenmesiyle alakalı şeyler de gene aynı döneme denk getirilecek biçimde yerleştirildi. Yani öğrencilerimizin en iyi faydalanabileceği şekilde yerleştirilen konularımız da mevcut. Evet, çok güzel. Ben biraz önündeki notlardan ufak ufak isterseniz sayayım. Nisan ayında cep telefonu nasıl çalışır diyoruz. Hakikaten ilginçmiş. Bunu düşündük mü bilmiyorum daha önce. Kirigami workshop var. Evet. Yani lütfen beni durdurun hani ayrıntılı noktalar varsa eğer. Kağıt kesme sanatı, origami şimdi yanlış yazılmıştır gibi düşünen arkadaşlar için origami katlama, kağıt katlama bu kağıt kesme sanatı. Kesme. Peki. Pasta rüyası, pastacılığını öğreniyoruz. Aslında pastacılıkla alakalı minik tiyolar, yapımlarla alakalı sadece kadınları beklemiyoruz bu konuda. Evet, meraklı erkeklerin olduğunu da duyduk çünkü. Kendilerine çok faydalı olduğunu düşünüyorlar. İşte pasta veya çikolata ile ilgili yapılan şeyleri öğrenmenin. En iyi yaşlılar erkekler. Öyle de bir evet, durum var. bir gitarın anatomisi galiba o ilerleyen dönemlerde ertelendi. Bu ay olmayacak. Yani Nisan ayı daha doğrusu. Nisan ayı içerisinde olmayacak. İlerleyen dönemlerde gene uygun göreceğimiz bir tarihe yerleştireceğiz ki öğrenilenlerin uygulanabileceği bir zaman diliminde olsun diye. Evet, o da şansa bırakılmıyor. Zamanlama kesinlikle. Doğru zamanda yapılması önemli. Hocamızın bahsettiği Mayıs ayında mikrodalga fırın zararlı mıdır? Nasıl çalışır? Benim de merak ettiğim bir konu. Öğrenci girişimci olmak. O da içimizde öğrenci olup şirket kuran arkadaşlarımız var. Öyle belki mi? O konuda kendisini tam olarak güven duymayan, cesaretli hissetmeyen arkadaşlarımıza nasıl olduğunu ifade etmesi açısından. Çok güzel. Bozuk elektronik aletleri canlandırma. Ve Ege'nin bisiklet yolları. Bu da ilginç. Bu sırada sadece üniversite içerisinde bulunan kişilerden değil de dışarıda yer alan farklı atölye, topluluklardan da gelip atölye alma fırsatı sağlayacaklar. Ege'nin bisiklet yolları da yine bu konuda çalışan bir topluluğun vereceği konumuz olacak. Çok güzel. Süremiz zannediyorum bitti ama hemen toparlayacağım. Yine hocamızın konusu Haziran'da enerji yoktan var edilebilir mi? Ardından Hackerspace kafası. Bu da İzmir'de yeni bir oluşum. Hackerspace çalışma alanları açısından kendileri daha iyi ifade edecek diye düşünüyorum ama bunu öğrenmek isteyen arkadaşlarımız da orada bulunabilirler. Evet. Kahve ve patent biraz önce bahsettiniz. Patent de çok ilgi çekici bir konu hakikaten. Birçok konuda tartışılabilir. Ve doğaçlama bir tiyatromuz varmış. Bir varmış, bir yokmuş adında. Evet. O da dışarıdan gelip bize bu konuda doğaçlama tiyatroyu nasıl yapabileceğimizi, doğaçlama olarak kendimizi nasıl ifade edebileceğimizi anlatacak bir atölyemiz olacak. Her alanda birçok konuda hakikaten hem bilgilenmek hem eğlenmek isteyen değerli öğrencilerimizi biz İnci Binası'na PUF Atölye etkinliğimizi her perşembe 17.30'da bekliyoruz diyerek süratle ben programı bitireceğim. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli, eğlenceli bir sohbetti bugün yine. Biz de teşekkür. Kolaylıklar diliyorum değerli hocam, değerli arkadaşım. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün yine programımızı noktalıyoruz. Bir dahaki Polen Ege'de görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.